Partikül Matematik kanalından herkese selamlar ben Melih Hoca'nız ve sevgili 6. sınıflar bugün sizlerle beraber kesirlerle işlemler yapacağız. Çok büyük bir ders bizleri bekliyor kesirlerle tüm işlemleri sana anlatacağım. Bir sayıyla kesiri çarpmayı, çarpma işlemini, bölme işlemini, toplamayı, çıkarmayı hepsini sayı doğrusuna göstermeyi hepsini bu videoda anlatacağız. Eğer değilseniz bu arada kanala abone olmayı hemen unutmayın şuracıkta ya da buracıkta ki gelecek tüm 6. sınıf videolarımızdan da anında haberdar olmuş olursunuz dedim ve Melih Hocan eline kalemi aldı. Seni de şöyle ders ekranına alsın. Gördüğün gibi karşımızda kesirlerle işlemler konu başlığımız var. O zaman haydi hazırsan ne yapıyoruz? başlıyoruz. Şimdi önce sayı doğrusuna göstereceğiz. Bu bizim ilk bölümümüz. Nedir peki? Sayı doğrusuna gösterirken ne yapacağız hocam? Şimdi ne göstereceğiz? Öncelikle bilmemiz gereken mevzu şu basit kesirler. Basit kesirler neydi? Payı paydasından küçük. Yani üst tarafı küçük olanlar. Mesela 2 bölü 5 gibi. 1 bölü 7 gibi. Hani üst taraf küçükse bunlara basit diyorduk yani. Basit ne yapalım? Bize basit. Bize gelişi basit. O yüzden Basit kesirler sayı doğrusuna gösterirken 0 ve 1 tam sayıları arasında yer alır. Tamam mı? Ha diyeceksin ki hocam eğer bileşikse ya da tam sayılı bir kesirse yani içinde tam varsa o zaman da o tamı geçirerek onları gösteririz. Örneklerini yapacağım. İki tam sayı arası şimdi basit kesirler 0 ve 1 arasında olur. Ee, tam sayılı kesirler o tamı geçtikten sonra gösterilir. Buraya kadar tamam. Ee, peki sonra ne yapacağız? Tamı gösterdik. Sonra ne yapacağız? İşte ondan sonra da iki tam sayı arasını basit kesrin <laughs> konuşamıyor değil mi benim <laughs> Basit kesrin paydası kadar eş parçalara ayırıp daha sonra da pay kadar ilerleyeceğiz. Hemen örnek. 2 bölü 3. Şimdi bu 2 bölü 3'ün tamı var mı tamı? İçinde bir tam var mı bana fayda sağlayacak? Bana ekmek çıkar mı? Buradan çıkmaz. Çıkmıyorsa o zaman bunu nerede göstereceğim? 0 ve 1 arasında göstereceğim. Şöyle 0 ve 1'i çizeceksiniz rastgele. Ondan sonra ne yapıyormuşuz bakın? Paydası kadar eş parçaya bölüyoruz. Paydamız nerede? Aşağıda. Biliyorsunuz bakın payda aşağıda olur. Dolayısıyla da paydamızda ne görüyoruz? 3. O zaman burayı 3 parçaya böleceğiz. 1 2, 3. 3 parça için gördüğün gibi 1, 2, 3. 2 çizgi yeterli oldu. Peki 3 parçaya böldüm. Sonra ne yapacağız? Sonra pay kadar ilerleyeceğiz. Payımız neydi? Payımız 2 idi. O zaman 2 parça ilerleyeceğim. Tabii ki de sıfırdan başlıyoruz. Şöylemesine 1, ...şöylemesine 2. Aha da burası neymiş? 2 bölü 3'müş Burası da mesela 1 bölü 3. Hatta burası da 3 bölü 3 olur. Ama 3 bölü 3 de zaten 1'dir. O yüzden oraya 1'i denk getirdik bak. Bu şekilde de kendini kontrol edebilirsin bak. Bu da güzel bir tüyodur. Devam. Şimdi 2 tam 2 bölü 3. Ah işin içinde tam var. Tam olunca ne yapacağız? Tam olunca stres sıkıntı yapmayacağız. Öncelikle soruyu şöyle bir sevecenlikle karşılayacaksınız. 0 tam... 1 tam. Buraları geçiyoruz. 2 tam. Burayı da geçiyoruz ama bundan sonra artık geçemiyoruz. Çünkü 2 tamdan sonra 2 bölü 3'ü e, göstereceğiz artık. 2 ile 3 arasında bir yerde olacağız. Peki. Peki. 2 ile 3 arasında nereyi göstereceğim? 2 bölü 3'ü. Yine payda kadar parçaya böleyim şurayı. 1. 2 ve 3 parça oldu. Gördüğün gibi 1, 2, 3 parça. Ve ben kimi istiyorum? Ben ikinci parçayı istiyorum. O yüzden zıplıyoruz. 1, 2. Hop burası işte neymiş? 2 tam 2 bölü 3. Tamam 2 tam 3'te 2 diye de söyleyebiliriz. Peki geldi karşımıza 15 bölü 6. Şimdi bu kesir bileşik kesir. Çünkü üst taraf daha büyük. Bunun içinde belli ki tamlar var. İşte benim onu bulmam lazım. O tamlar kaç tanesini siz gizlemişler saklamışlar ah 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 bu matematikçi amcalar yapıyorlar böyle sorular sonra bizi sıkıntıya strese sokuyorlar ama var mı bize öyle bir stres sıkıntı hayır 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 hemen ne yapıyorsun 15'i 6'ya böleceksin içinde kaç tane tam var bunu bulacağız 2 e, kere var 2 kere 6 nedir 12'dir çıkarttın çat 3 kaldı bak burada kim kimdir ben sana söyleyeyim bu zaten payda bu zaten payda. Tamam. O altı değişmez. Paydayı bak bunu unutmayın Meli Hoca'dan size bir tüy olsun. Yani matematik hayatınız boyunca kullanacaksınız. Paydayı hiçbir zaman değiştiremezsiniz. O payda bir kere yazılmıştır oraya. Bir alın yazısı bir kader gibi düşünün. Onu asla değiştiremezsiniz. Dolayısıyla da payda değişmez. Altı altıdır kaldı. Peki şu iki nedir? Bu iki işte bizim aradığımız tamdır. Bu üç nedir? Ya bu böyle kalmış burada. Kalan. Peki biz onu ne yapacağız? Madem bu böyle aşağıda kalmış, böyle bunu itelemişler, kakalamışlar. O zaman sen onu yukarılara çıkart. Üstlere çıkart sen onu. Yani paya çıkart üst tarafı. Tamam. Dolayısıyla aslında bizim 15 bölü 6 diye bize verilen kesir. Şöyle bir ekranımı ayarlayayım. Heh. 15 bölü 6 diye bize verilen kesir. Aslında bak iki tane tamdan oluşuyormuş paydası 6'ymış ve payı da 3'müş. Mevzu bu kadar basit. O zaman ben bunu şimdi şak gösteririm. Bir kere iki tamı geçeceğim. Geçeriz. Geçeriz hocam. Şurası 0, şurası 1, burası da 2, şurası da 3 tam. 2 tam 3 bölü 6 diyor. Şimdi ne yapacağım? 6 parçaya böleceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parçaya bölündü. Üçüncüyü alacağım. 1, 2, 3. Aha da diyeceğim ki burası burasıdır. Hani kazın burayı. Böyle şey var ya hazine ararken burayı noktayı buldum. Kazın burayı da altın çıkaralım diye. İşte orası burası. Tamam mı? Dolayısıyla 2 tane 3 bölü 6 şeklinde bunu da göstermiş olduk. Dedim ve geçtim. Şimdi karşılaştırma yapacağız. Karşılaştırma nedir? Kesirleri. Hangisi büyük hangisi küçük. Tamam ona bakacağız. Gel bakalım beraber seninle. Şimdi ben sana 3 tane tüyo vereceğim. Bunları unutma. Birincisi Alt taraflar aşağıda olanlar eşit olabilir. Yani paydalar eşit olabilir. Ee, paylar eşit olabilir ya da pay payda hiçbiri eşit gelmeyebilir. Hani gıcık sorular karşımıza gelebilir. Ne yapacağız? Birincisi payda eşitse en kolayı Ki her zaman da sana bunu tavsiye edeceğim. Paydalar eşit olsun. Eşit değilse sen eşitlemeye çalış. Birazdan söyleyeceğiz zaten. Şimdi paydalar eşitse çünkü çok düz mantık üst taraf büyük olan büyük oluyor. Mesela şimdi buraya bakıyorum 3 tane kesir. Hepsinin paydası 7. O zaman üstü büyük olan büyüktür. Mesela 10 bölü 7 benim için büyüktür. Kimden? 8 bölü 7'den. O da büyüktür kimden? 3 bölü 7'den. İşte mevzu bu. Tamam. Payı büyük olan büyüktür. İsterseniz şöyle notunuzu alabilirsiniz. Bu arada pdf'lerin çıktısını alıp benimle beraber çalışıp bunu da yalnız dersin tam ortasında söylemem hatırlatmam çok ironik oldu ama ee, videoların altında açıklama kısmında pdf'leri paylaşıyoruz. Orada zaten pdf butonuna tıkladığınızda e, partikülmatematik.com internet sitesine gidiyorsunuz. Orada tüm derslerimizi, videoları filan Tek bir sayfada görüyorsunuz. Bugüne kadar yayınladığımız, çektiğimiz tüm dersleri, pdflerini görebiliyorsunuz. Oradan pdf'i çıkartıp benimle beraber aynı pdf e, sen de doldurabilirsin. Böyle daha interaktif, etkileşimli olur. Sen de yazarsın, ben de yazarım. E, önce ben yazarım, sonra sen yazarsın Filan, paslaşırız böyle. Arada sana sorularım olur. Onları da yazar, çizer, çözersin tamam mı? Peki. O zaman şunu bir not alalım. Payı büyük olan büyüktür diyelim tamam mı? Payı büyük olan büyüktür dedim ve ikinciye geçiyorum. İkinci kim hocam? Paylar eşit payda eşit gelebilir. Yani üst taraflar eşit gelebilir. O zaman ne yapacaksın? O zaman da ters düşüneceksin. O zaman da diyeceksin ki payı küçük olan büyüktür diyeceksin. Tamam mı? Payı küçük olan bizim için büyüktür. Yani ters psikoloji yapacağız. Burada da kimdir? Payı küçük olan 2 var bak. Demek ki 7 bölü 2 büyüktür diyeceğim. 7 bölü 3 büyüktür 7 bölü 8 diyeceğim. Peki hocam bunlar matematik çamcılar bunlar bize böyle kolay sormazlar. Ne payı ne paydayı eşit vermezlerse ne halt yiyeceğiz ne yapacağız diyenler söylüyorum. Birincisi her zaman söyleriz paydayı eşitleyeceksin. Çünkü en güzel en düz mantık yöntem budur. Payda eşitlemeye çalışacağız. Ne ile? İşte genişletme sadeleştirme bir şekilde paydaları ortak bir sayıya kavuşturacağız. Birazdan örneğini yapacağız. Hani senle gördük ya ortak çarpanlar. İşte o sayıların ortak çarpanlarını yakalayacağız. Yemedi ya da daha kolay geldi. O zaman payları eşitleyebilirsin. Çünkü sonuçta onun da kuralını biliyorsun. Payı küçük olan şey. Paylar eşitse bu arada ben az önce yanlış yazmışım. Hemen silip siz de düzelttin. Paydayısı diyeceğiz tamam mı burada? Paydası küçük olan büyüktür. İyi ki fark ettik. Paydası küçük olan büyük diyeceğiz. Şimdi hemen yorumlarda yazmışsınız. Raca pay eşitleri yanlış yazdık. Hayır hayır düzelttik tamam. Pay eşitlemeye gidebilirsiniz. Yani üst tarafları ortak bir yerde eşitlemeyi fark etmişsindir. Hemen onu eşitle. Ya da ya da ya da ya da bütüne ya da yarıma bakabilirsiniz. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu demek aslında mesela yarımdan örnek vereyim. Ee, mesela 7 bölü 8. Diğeri de ne olsun? Ne olsun? 5 bölü 1. Ya da 2 olsun hadi. 5 bölü 2. Şimdi hangisi daha büyük? Nasıl kıyaslayacağım? Hani payda eşitleyebilirsin. Pay eşitleyebilirsin. Ama bir de zihinden işlem yapabilirsin. Zihinden işlem ne biliyor musun? Şu. Bak şimdi 7 bölü 8. Şu 8'in yarısı nedir? 4'tür değil mi? Yani yukarıda 4 olsa bu yarım olacak zaten. Ama 4'ten daha büyük bir sayı var. 7 var. Bu yarımdan, yarım elmadan daha büyük o zaman bu. bu yarım elmadan daha büyük. O zaman bunu büyüktür diyebilirsin. Diğerine bakıyorum. Yani yarımdan büyüktür. Diğerine baktığımda. Payda da 5 var. Bak şimdi 5'in yarısı 5'in yarısı kaç? 2,5. E şimdi 2,5'tan daha küçük bir şey var. O zaman bu ikinci kesirde yarım elmadan daha az. E işte bak o zaman kimin daha büyük olduğunu buldunuz. 7 bölü 8 mesela daha büyükmüş. Hiç işlem yapmadım. Sadece zihinsel birazcık egzersiz. Birazcık zihinden düşündük geçtik. Örneklerimize bakalım. 3 bölü 4, 1 bölü 2, 5 bölü 6. Ne pay eşit ne payda eşit. Işte. Hocam nasıl sormuşlar bu soruyu ya? Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Paydalarını eşitlemeye gideceğiz. Yani her zaman için ilk bunu düşünün. E şimdi 4 var, 2 var, 6 var. Bunda da ne yapacaksın biliyor musun? Büyük olanı tutacaksın, katlamaya başlayacaksın. Bunun iki katını bana söyleyebilirsin. Siz bunu gördünüz. İki katını aldığımda burası ne olacak? 12. Peki diğerlerini de 12'ye getirebiliyor musunuz? Mesela bunu ben 2 ile çarparım. 12 olur. Ha, tabii üstünü de çarpmayı unutmayın. Çünkü şişmanlarken sadece alttan değil... Alttan ve üstten. İkisi de şişmanlar değil mi? Dolayısıyla 10 bölü 12 olur bu. Ee, peki ben bu 2'yi de 12 yapabilir miyim? Mesela bunu neyle çarparsak olur? 6 ile genişletirsem, çarparsam burası 12 olur. Üstü de 6 ile çarparsam 6 bölü 12 geldi mi? Geldi. Harikasınız. O zaman sonuncuyu da söyleyebilirsiniz bana. 4, 3 ile çarpılırsa 12 olur. Ve 3'ü de yine 3 ile çarparsam burası da 9 olur. Şimdi artık kıyaslayabilirim. Çünkü... 10 bölü 12 daha büyük oldu. Kimden? 9 bölü 12'den. O da e, 6 bölü 12'den daha büyük oldu. Bunların orijinal hallerinde yazabiliriz bu arada. Genişledikten sonra da e, sıralama yapabilir. Sıkıntı yok. Peki o zaman ne yapalım? Bu örneği de size ödev vereyim. Hadi bakalım. Bunu da e, işleyenler yorumlara şöyle bir çat patanak yapsınlar. Söylesinler. Bulanlar yazsın dedim. Ve geçtim. Belki ders sonunda çözebilirim bu arada. Hadi ders sonunda çözeceğim. Al hani parmaktan sonra. 5 dakika sonra o sorunun çözümü geliyor. Hatırlatın bana. <laughs> nasıl hatırlatacaksan. Peki toplama ve çıkarma. Siz yazın yorumlara ben hatırlar geri gelirim. Şimdi toplama çıkarma nasıl yapacağız? Paydaları eşit olan kesirler arasında ancak toplama ve çıkarma yapılabilir. Maalesef öyle bir sıkıntımız var. Sadece toplama ve çıkarma yaparken bunların eşit olması lazım. Paydalar eşitse yapabiliyoruz. Eşit değilse de hocam eşit değil ne yapacağız o zaman A yapmayalım boş bırakalım. Hayır o zaman önce eşitleyeceksin. Yani kaçış yok. Şimdi mesela 2 bölü 7 ile 3 bölü 7'yi toplayabilir miyim? Toplarım çünkü paydaları aynı eşit. Paydaları eşit olduğu için de zaten sonucun da paydası eşittir 7'dir. Üst taraflar 2 ve 3'ü de toplarsam 5'tir 5 bölü 7. Geçmiş olsun. E çıkartma nasıl hocam? Çıkartmada da çıkartacaksın canım. Bir şey yok. Paydalarım aynı 11'e 11. O zaman sonucunda paydası 11. E 4'ten 3 çıkartırsam 1. 1 bölü 11. Cevap bu. Bitti. Cık. Pekala. Bir doğal sayıyla bak bir doğal sayı tamam mı? Bir de e, kesir. Bir doğal sayıyla kesir nasıl toplanır? Sana şimdi süpersonik. Aşırı kısa ama efsane bir yöntem anlatıyorum. Bendesin dinle. Bir doğal sayıyla bir kesir şöyle toplanabilir. Birincisi basit yol şu. Payda ile şu sayıyı çarpıp çarp üstteki de toplayabilirsin. Yani çarp topla yapabiliriz ve üst tarafı bulmuş oluruz. Yani 5 kere 3 şöyle 5 kere 3 15 2'yi topla 17. Üst tarafı buldum bitti. Alt taraf zaten hiçbir zaman değişmez. Payda 5 beş, yine 5'tir. Ha bu birinci yöntemim. Ama dersen ki hocam bir de genel yöntemi anlat. Genel yöntem de şu. Yani tıkanırsanız bunu karıştırıp unutursanız yapamazsanız mevzu şudur. Bu üçün altında her tam sayının altında her doğal sayının altında özür dilerim. Ne vardır? Bir vardır. Hatta her tam sayının altında bir vardır diyebiliriz. Yani gizli bir görünmez bir vardır. Tamam mı? Amban kimseyi söylemeyin. Sır o görünmez çünkü. Dolayısıyla da ne yapabilirsin? Bundan sonra yine payda eşitleyebilirsin. Bunu 5 ile çarparsın. Ne olur? Ee, şurası 5 kere 3, 15. 5 kere 1, 5. Artı da 2 bölü 5 kondurduk mu? Bunları toplarız. 17 bölü 5 gelir. Mevzu bu kadar. Yine aynı sonuç bak gördüğün gibi. Peki ikisi de tam sayılı kesirse ne yapacağız hocam? O zaman yine ne yapıyorsun? Paydalar farklıysa paydalarına eşitliyorsun öncelikle. Biri 4, biri 3. O zaman 4'ü 3 ile 3'ü 4 ile çarparsın. En güzel payda eşitleme yöntemidir. Birbirleriyle çarpınca eşitleniyor çünkü. Tama dokunma. Tam kalsın. Dolayısıyla burası 3. 3 kere 3'ten 9 bölü 12. Eksi. 1 tam. Tama dokunmadım. 4 bölü 12. O zaman bunu da eşittir. 3'ten 1 çıktı. 2 tam. 9'dan da 4 çıktı pay kısımlarını çıkarttım. 5 alt taraf hiçbir zaman değişmez. 5 bölü 12 yani 2 tam 5 bölü 12 şekline getirmiş olduk. Dedim ve ne yapalım yavaştan diğer sayfaya geçebiliriz. Çarpma işlemi. Şimdi çarpma işlemi çok basit. Paylar çarpılıp paya paydalar çarpılıp paydaya yazılır. Bu kadar. Herkes kendi içinde çarpışıp sonuca yazılıyor. Yani aslında bodoslama çarpıyorsun da diyebiliriz. Çok basit bir konudur bu. Bak şimdi diyeceksin ki hocam bu tam sayı e, bu, bu normal kesir. Bunu nasıl çarpacağız? Çok basit. Bu 5'in altında yine görünmez birimizi hatırlayacağız. Sonra da diyeceğiz ki artık bu 5 pay oldu. Pay 1. 5 kere 1'den 5. Cevap 5. 1 e, kere 3'ten cevap 3. Yani cevabımız sonucumuz 5 bölü 3'müş. Bu kadar. E bu 15'in de altında aynı şekilde görünmez bir var. E 15 ile 7'yi çarpacaksın önce. Uf çok uzun. 105 mi yapıyor? E 1 ile de 3'ü çarpacaksın. 3. Bitti. Ha Varsa sadeleştirmeler yapın. Şimdi mesela burada vardı. Nedir? Hemen göstereyim. Şimdi sadeleştirme nasıl olur? Birincisi e, yazalım şöyle. 15 bölü 1 çarpı ikincisi de 7 bölü 3 değil mi? Çok güzel. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Bir Alt katta bir de üst katta aynı sayıya bölünebilen sayılar varsa onları bölüyorsunuz. Mesela 15 var bir de 3 var. Üst katta 15, alt katta, altta bulunan sayılardan 3 var. İkisi de 3'e bölünür. E bölü 3'e 5. Bunu da bölü 3'e 1. İşte şimdi çok daha rahat bir çarpma olur. 5 kere 7, 35. 1 kere 1'den 1. Yani cevap 35 bölü 1. Diyeceksin ki hocam yanlış buldun. Hocam o sen 105 bölü 3 buldun. O cevap 35'miş. Hayır. 105 ile 3 zaten sadeleşirdi. Biz bunu devam ettirseydik bu ikisi 3'e bölünüyor. 3'e böl 1. Bu da 3'e bölündüğünde burası 35. Aslında yani en başta sadeleştirme yapmadığımız için biz daha şişman bir sonuç bulduk. Ama biliyorsun ki bu iki sayı birbirine denktir. Yani aynı sonucu bulmuş olduk. Mesela bak 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 çok efsane bir çarpma var. 5 çarpı 5 bölü 13 çarpı 13 bölü 5. Ya bunu çarpmakla sakın uğraşmayın lütfen. Neden? Çünkü bir aşağıdan bir yukarıdan 13'ler sadeleşir. Bir yukarıdan bir aşağıdan 5'ler sadeleşir. Tabi bak sadeleştirme sonucunda ortada 1 kalır ha. Tamam. Dolayısıyla da ortada bir kaldı. Gördüğün gibi mevzu bu kadar. Peki bir tam sayı bir normal kesir. Basit kesirle tam sayılı kesir. Ne yapacaksın? Önce şu tam sayıların normal bir bileşeye çevireceksin. Bileşeye nasıl çeviriyorduk? Çarp topla. 5 kere 1 5 2 topla 7. Aslında bu arkadaşımız 7 bölü 5. Çarpı 3 bölü 4. Hemen yapıştırdım. Eşittir dedim. 7 kere 3 21. 5 kere 4 20. Bak gördüğün gibi herkes kendi hizasında çarpılıp sonuca yazılıyor. Bitiyor gidiyor. Dedim ve seni bölme işlemine aldım. Bölme işlemi çok efsane bir kuralı var. Hemen beraber söyleyelim. Sen de kağıda, ne olur kağıdı çıkar, çıkartamadıysan, çıktı alamadıysan da normal deftere yaz yani. Benim de bunlar böyle dersin sonuna doğru söylemem yalnız. En başta söyle mi? Deftere yazın diye unutuyoruz. Bölme işleminde birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesir ters çevrilip çarpılır. Hadi gel o zaman birinci ayna yazıp ikinciyi ters çevirip çarpalım. Birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesir ters çevrilip çarpılır. Yani aslında Melih Hocas sana şimdi bölme diye bir şey anlatacak mı? Hayır. Cart. Bölme diye bir şey yok. Bu aslında nedir? Çarpmaya dönüşmesi gereken bir işlemdir. Tamam mı? Biz bölme bilmiyoruz. Sağda solda söylerlerse ee, sorarlarsa böyle cevap ver. Ben bölme bilmem arkadaş. Ben bölme bilmiyorum. Ben çarpma biliyorum. Çarpmayı öğrendim çünkü çok kolay. Bodoslama çarpıyoruz direkt. Dolayısıyla herkesi çarparım. Burada da mesela bölme var. Ha, bölme bilmeyiz biz. Ne yapıyoruz? Birinci aynen yazıyoruz. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Burada da 5 kere 3 üst taraf 15. 4 kere 2'den de 8. Bu kadar. Hocam biri tam doğal sayı, tam sayı, diğeri normal sayı. Ya ne fark eder? Altında gizli biri var. Biliyorsun. Birinciyi aynen yazarsın. 5 bölü 1. İkinciyi de ters çevirirsin. 1 bölü 2 olur sana 2 bölü 1. Bu kadar basit. 5 kere 2 üst taraf 10. Alt taraf 1 bir kere 1'den 1 bir. etkisi eleman. Yazmaya gerek yok. Peki biri tam sayılıysa a -a, sevmeyiz tam sayılı. Hemen bunu çarp topla bileşiğe çevir. 3 kere 1 3 1 topla 4. Aslında orada 4 bölü 3 yazıyor. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi öyle yazar mı İçmeli Hocam? Hayır ters çevirecek. 4 bölü 5 olacak bana 5 bölü 4. Burada da çok efsane bir sadeleştirme. Bir yukarıda 4 var bir aşağıda 4 var. Çatır patır sadeleştirdim. Üstte 5 altta 3 kaldı. Son olarak şunun altında yine gizli biri yazalım. Birinciyi aynen yazalım. İkinciyi de 3 bölü 1 aslında o. 1 bölü 3 olarak ters çevirelim ve çarpalım. Yine bir sadeleştirme var. 9 ve 3. İkisi de 3'e bölünür. 9'u 3'e böldüm 3. 3'ü 3'e böldüm 1. Şimdi çarpabilirim. Şimdi al, al çarp ne yaparsan yap. 3 kere 1'den üst taraf 3. 7 kere 1'den alt taraf 7. Yani cevap 3 bölü 7 diyebiliriz. Ve ve yorumlara ikinci sorumuz diyeceğim de gel gel bunu ben yapacağım. Bunu ben yapacağım. Size e, bu kadar da yüklenmeyelim değil mi? Yapacağız dedik yapacağız. 21 bölü 45 bölü 8 11 bölü 6'yı ne yapacaktık? Karşılaştıracaktık. Gel karşılaştıralım. Bak şimdi burada sana bir yöntem daha vereceğim. Birbirleriyle kıyas yapabilirsin. Mesela şu ikisini önce kıyaslayabiliriz. 40 ya bunun paydası. diğerinde. de ...bunu şöyle 5 ile genişletip 40 yapabiliriz. Yani aslında bu nedir? 25 bölü 40'tır. E birincisi 21 bir bölü 40'tı. O zaman ne diyeceğim? 5 bölü 8 daha büyüktür diyeceğim. Bu birinci karşılaştırmam. İkinci karşılaştırmam da... ...şu sondaki ikisi arasında olacak. Yani 5 bölü 8 ile 11 bölü 16. On Çünkü onların da paydalarını eşitleyebiliyorum. Bunu 2 ile çarpabiliyorum. Ne oluyor? Burası 10... Burası 16 oluyor. E şimdi 10 bölü 16, 11 bölü 16. Kim daha büyük? E 11 bölü 16 daha büyük. E az önce de 25 bölü 40'tan dolayı 5 bölü 8 daha büyüktü. Yani aslında şurası sıralı verilmiş ya. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Şuraya çektim çizgimi. 21 bölü 40 küçüktür. 5 bölü 8 küçüktür. 11 bölü 6 buldum. Yani 11 bölü 16 buldum. Özür birbirleriyle böyle işte ikili ikili kıyaslama yaparak da karşılaştırma yaparak da e, küçüklük büyüklük sıralaması yapabilirsiniz dedim ödevi de sana kondurdum güzel bir bölme işlemi 3 bölü 5 bölü 7 bölü 2 işleminin sonucu kaçtır ödüllü bölme işlemi hadi bakalım yorumlara yazanlara ödül ödül ne hocam bir sıkımlık diş macunu hadi bakalım. Soruyu doğru yapanlar bana ulaşsın. <laughs> Belki bir gün karşılaşırsak böyle bir imza günüme falan denk gelir gelirseniz bir sıkımlık diş macunu nerede hocam diye sorabilirsiniz dedim ve dersi bitirdim. Artık bir matematikte kesinlerle işlemler burada. Yeni, tam ekranı Şimdi al şunu ne yapıyoruz bundan sonra yine devam ediyoruz dolayısıyla kaçırmak istemiyorsanız ne yapıyordunuz? Abone olmayı unutmuyordunuz. Videoyu da beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Dedim ve bitirdim. Bir sonraki videoda bir sonraki derste yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.